Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kendini beğenen bela mı bulur? Evet, kendini beğenen belasını bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider. Peygamber Efendimiz en büyük düşmanın nefsindir buyurmuş. Buna göre kendini beğenen en büyük düşmanın tuzağına düşmüş demektir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kişinin Allah'tan korkması ilim, alimlik olarak ona yeter. Kişinin kendini beğenmesi ise cahillik olarak ona yeter buyurmuştur. Kendini beğenen kimse yalnız iyi ve güzel gördüğü yönlerle meşgul olup kötü, eksik ve yanlış taraflarını göremez ve görmüyor. Eksik tarafının görülmemesi bir cehalettir, cahilliktir. Bütün iyi güzel işler ve davranışlar birer varlıktır. Varlık hanesine yazılanların varlığı icada muhtaçtır. İcat etmek, yaratmak ise Allah'a mahsustur. Pek çok icadi noktaları barındıran iyilikleri kendine mal etmek ise bir sivrisineğin kanadını bile icat edemeyen insan için gerçekten büyük bir cahilliktir. Kendini beğenen kişi kendi aklına, bilgisine, donanımlarına güvenir. Oysa bütün bu donanımlar Allah'ın insana bir ikramıdır. Allah'ın ikramlarını kendi malını sanan kimsenin cahilliği ise açıkça ortadadır. Karun, ben bu servete ilmim sayesinde ulaştım, kavuştum demişti. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseyi helak etmiştir mealindeki ayette Allah'ın insanlara lütfettiği iyilikleri gasp edip kendine mal eden kimsenin sonunda hüsrana uğrayacağına vurgu yapılmıştır. Demek ki Allah'ın birer lütuf ve ihsan olan bir kısım iyilik ve meziyetlere bel bağlamak, onlarla övünmek, onlara güvenmek büyük bir cehalettir, en büyük bir beladır. Çünkü bu kişi Allah'ın kendisine verdiği nimetlere şükretmeyip nankörlük etmesinin cezasız kalmayacağını bilmiyor ya da bunu görmezlikten geliyor. Her iki durumda da büyük bir cahillik var demektir. Diğer taraftan insan egosu ile Allah'a ait bu güzellikleri kendinden bilir ve bu güzelliklere haksızca sahiplenir ve bununla övünüp böbürlenmeye başlar. İşte insanın kendini beğenmesi ve bunun da çirkin addedilmesi bu yüzdendir. İnsan üzerinde tezahür eden bütün fazilet ve güzellikleri Allah'tan ve onun isimlerinden bilmeli ve buna şükretmelidir. Şayet bu fazilet ve güzellikleri insan kendinden bilirse Allah bu insanı büyük bir manevi karanlığın ve belanın içine atar. O fazilet ve güzellikler bir bir solmaya başlayınca insan asıl belayı, asıl karanlığı işte o zaman hisseder. Mesela gençliğindeki güzellik ve kuvveti kendinden bilen bir insan bunları ihtiyarladıkça kaybetmeye başlar, bütün ümitleri çöker ve müthiş bir buhranın içine yuvarlanır. Adeta manen bir cehennem haleti yaşar. Halbuki insan kendi üzerinde parlayan güzellikler ve faziletlerin Allah'ın olduğunu bilse ve buna şükretse, kaybettiğinde de bu kadar sarsılmaz ve üzülmez. Neden? Çünkü mümin bilir ki bu dünya imtihan dünyasıdır. Burada alınan bu güzellik ve faziletler ahirette ve beka aleminde daha mükemmel, daha güzeli ile tebdil edilecekler ve üstelik onlar orada ebedi olacaklar. Bu duygu ve düşünce müminin dünyasında kaybettiklerini telafi ettirir ve bir tam safaya ulaşır.